Şirkette grup onursal başkanı Cengiz Aygün, çok emeğin var Kastamonu'da, Kastamonu'nun ağabeyisi, iki dernek başkanımız da burada beraberiz. Sen dik dur eğilme, bu halk seninle, iş adamlarını bilmeyiz ama bu halk gerçekten seninle. Derneğimizin üyeleri, derneklerimizdeki tüm karıncadan tutun kedimize, kapımızdaki kediye kadar biz sahip çıktık. Bu Kastamonu halkı seni seviyor ve sana sahip çıkar. Kimle gelsin Cengiz Aygün? Sen bu memleketin evladısın, hepimizin ağabeyisisin. Ağabeyi diyelim diyorsun ama hepimizin ağabeyisisin, ağabeyimizsin. Sen bizi, hepimize babalık yaptın. Sen dik dur, eğilme. Mustafa Kavak, Ali Başkan'ı tebrik eder, başarının devamını deniziyor. Allah razı olsun, dilekler ediyoruz. Arzu Takar, Sayın Munoğlu Abadan bizi izliyor. Nuray Dığır, Doğan'tan bizi izler. Aleykümselam. Aygın, bu millet seninle diyoruz. Rahatlığı hoş olanı. Değil mi abi Kastamonu'dakileri? Evet, seni de aldı, gittik, eğilmiyoruz ama tabii ki bizler için de onun her zaman yanında o etrafını sarmamız gerekiyor. Onu hiçbir şekilde yalnız bırakmamız gerekiyor. Bu tüm Kastamonu halkı için insanları. Tüm dernekler, tüm sivil kuruluşlar adına Cengiz Aygün abimiz gerçekten de Kastamonu için çok güzel şeyler yapıyor. Her daim onun yanında olmamız gerekiyor. Onun gibi Kastamonu sevdaları hiçbir zaman yalnız bırakmamamız gerekiyor. Allah razı olsun başkanım. Abi, ilk yüzü gün medya gruptan gelin, ondan sonra dernek faaliyetlerine geçeceğiz. Olur. Sen dik dur eğilme Cengiz abim, kumine seninle. Ali Topçu, tüm Kastamonu başkanı. Gün medya grup Kastamonu Spor'un açıklamaları, gün medya grup Kastamonu Spor'la ilgili açıklamalar yapıldı dün akşam. Bunlarla ilgili mesajlarınızı alalım abim. Bizi de şöyle... Şimdi bugüne kadar Kastamonu Spor'umuza yapılan en büyük desteklerden bir tanesi ve Kastamonu Spor'un başına gelecek olan en güzel şeylerden bir tanesi geldi. Yani bu da Cengiz Aygün ve kıymetli oğlu, dünyanın en genç spor kulübü başkanı. Tabii ki biz bugüne kadar dernek başkanı olduktan sonra ve bu derneğin kuruluşundan bugüne bize Kastamonu Spor'un dönem dönem yanında olduk ama Cengiz Bey'in Kastamonu Spor'a olan ilgisinden sonra biz daha farklı bir şey düşündük. Dernek şeyle ilgili, spor kulübüyle ilgili. Yani kaç milyon Kastamonu'yuz? Yani Kastamonu Spor'umuza ciddi anlamda destek olmalıyız aslında. Ama bunu nedense sadece bir kişi yapıyor şu an. Yani bu yönden ben çok acayip üzüntülüyüm. Dediğim gibi yani bence herkes Kastamonu Spor'a destek olmalı. Ve onun yanında olmalıyız. Allah razı olsun Sayın Başkanım, güzel temenniler için. YSK'lar Genel Başkanımız Ahmet Burkalp'tan da bir GMG Kastamonu Spor'la ilgili bir iki mesaj alalım. Tabii ki Fatih kardeşim, GMG Kastamonu Spor bizim gerçekten de olmazsa olmaz Kastamonu'nun bir markası diyelim. Ben hep şunu diyorum, yine diyorum, orada yüzlerce, binlerce esnaf var. Aslında ben şu taraftan da bakıyorum. Hani diyor ki bir kişinin üzerine maddi olana bırakmadan tüm Kastamonu zenginlerimiz ve zenginler harici esnafların Kastamonu Spor'a sahip çıkması lazım. Kastamonu Spor demek birinciyle çıktığında gerçekten de Kastamonu'nun bir markası, Kastamonu'nun bir reklamıdır. Oraya gelecek binlerce taraftar diyelim, bunlar sonuçta oranın esnafı ticari olarak görürse onların menfaatlerini hem de Kastamonu'nun gerçekten de menfaatini Cengiz Aygün gerçekten de ve manevi oğlu Enes Ege Aygün dünyanın en genç başkanı. Bununla da gurur duymamız gerekiyor. Ve sahipsiz bırakmadan bizler de Kastamonu Spor'un her daim yanında olmalıyız. Ben istiyorum ki nasıl bazı, yani kimliği belirtmiyorum artık, iyi olarak belirtmiyorum ama SMS kurmamız lazım. Kastamonu Spor'a destek olmamız lazım. Gelin Kastamonu Spor'un kombine alın arkadaşlar. Kombineler, yıllık kombineler benim 200 TL falan. Yani bu aylığa vurduğun zaman hemen hemen 15 TL'ye tekabül ediyor değil mi Fatih? Aynen o kadar. Yani. 15 kusur neyse yani. 15 TL civarı. Yani bunu herkes verebilir. SMS'in muhakkak kurulması lazım. Çünkü Kastamonu gerçekten de bu borç yükünden bir kişinin üzerinden kalkıp
tamamen Kastamonu halkının ve Kastamonu insanın artık bu kulübü sahiplenmesi lazım. İşte benim de gerçekten de üzüldüğüm noktalardan bir tanesi, bunu biz gerçekten İstanbul gibi metropol yerde yaşıyoruz. Çünkü dernekler olarak sahip çıkılmayan, dernekler olarak, başkan olarak hissediyoruz. Çünkü gerçekten de insanlarımız Kastamonu olarak bir ve beraber olmayı sevmiyoruz. Ama arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. İstanbul gibi büyük bir yerde yaşıyoruz. Evet, kardeş derneğimiz tüm kastlar burada yapıyor. Burası da İstanbul için de geçerli. Birlik olmadan, beraber olmadan hiçbir şekilde, hiçbir yerde bir şey yapamayız. İstediğimizi alamayız, güçlü olamayız. O yüzden diyorum ki bütün gençlerinizi, bütün herkesi sivil toplum kuruluşlarına davet ediyorum. Derneklerine sahip çıksınlar. Çocuklarını derneklere alıştırsınlar. Arkadaşlar, Kastamonu'yuz. Kastamonu'yuz ama İstanbul'da çokuz. Nüfus olarak çokuz ama dediğim gibi hiçbir yerde yokuz. Olmak istiyorsak da siyaset yapmamız gerekiyor. Ticaret yapmamız gerekiyor. Dernekçilik yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Dernekçilik de yaparsak istediğimizi alırız. Almak istiyorsak da bir yerlerde olmamız gerekiyor. Allah razı olsun Sayın Başkanım. İyi ki mesaj okuyayım Murat.